Şubat ayı meclis toplantısında, daha önce meclis toplantılarında da gündeme taşıdığımız Kozan'ımızın yol problemi var. Yollarımızın bozukluğu, vatandaşlarımızdan konuyla ilgili şikayetler artarak devam ediyor. Bu yol problemini bu kürsüden defalarca aktardık. Bu yol problemini belediye olarak da kabul ettiler. Bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını bizlere söylediler. Ancak biz yetersiz olduğunu gördük. Bugün burada Kozan Belediye Yönetimi'nin yaptığı bir yoldan bahsedeceğim. Sayın Başkan, ilçemiz Yüksegören Köyü mevkiinde sorumluluğu sulama birliğinde olan bir yolu yapmış. Hem de öyle bir yol yapmış ki maşallah sanki otoban gibi. Sanırım yol yapmaya oradan başlamışlar. Vatandaşlardan bizim köyün, mahallenin yolları ne zaman yapılacak diye sitemler gittikçe artmaya başladı. Çok merak ettim bu yol nasıl bir yolmuş diye. Gittim, baktım. Benim bahçeme de yakın bir yer. Hakikaten yolu çok güzel yapmışlar. Nereye gidiyorsunuz? Yüksegören mevkiinde sulama birliğinin isim de vereceğim biraz sonra. Yolun yapıldığını, bittiği yeri görünce mevcut başkanımızın yandaşının birinin bahçesine kadar olan yol yapılmış. Tabii onunla da yetinilmemiş. Şahsın bahçesinin alt tarafını boydan boya kumlanmış, yol yapılmış. Sayın Başkan, şunu biliyoruz. Sizin bilginiz olmadan belediye ile ilgili hiçbir iş ve işlem yapılmıyor. Acaba diyorum, sizin önceliğiniz size seçimde destek veren bu şahıs mı, yoksa Kozan mı? Söyle ya, kim söyle? Yaptığınız icraat önceliğinizin Kozan'da değil, yandaşınız olduğunu gösteriyor. Kimi Tanrıverdi'nin bahçesi? Bahçesinin yolu. Kozan Belediyesi araçları ve kredileri tarafından burası kullandı. Oradaki muhtarlar, o bölgenin muhtarları, o bölgedeki, ben de o bölgedeyim, o bölgedeki insanlar beni aradı. Böyle bir çalışma var. Bizim yolumuz ne zaman yapılacak diye bize söyledi. Ben bitireyim başkanım, ondan sonra cevabını verirsiniz. Sayın Başkan, o kamyonlar, kepçeler, iş makineleri, çalışanlar vatandaşlarımıza hizmet etsin diye size emanet edildi. Bir başkasına, şahsa hizmet etsin diye değil. Eğer bir kişiye hizmet etmek istiyorsanız bunu kendi kesenizden yapabilirsiniz. Bu konuda bir diyeceğimiz olmaz. Ağzınızı açtığında belediyenin parası yok, hizmet edemiyoruz diyorsunuz. Demek ki siz bu konuda samimi değilsiniz. O yaptığınız yola harcanan emek ve masraf ile en az 8-10 köyün yolu kumlanabilirdi. Sizleri bu yaptıklarınız karşısında meclisin ve kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.